Saha Expo'yu gezmeye geldiğinizde hemen girişin sağ tarafında bir denizaltı kesidi göreceksiniz. Vaktiniz olursa içeri dolaştıktan sonra buraya da uğrayın ve STM'nin tasarladığı STM 500 tipi denizaltının kesitini inceleyin. STM Türk Savunma Sanayi'nin mühendislik çalışmalar yapan, deniz teknolojileri, kamikaze dronlar, farklı farklı alanlarda modernizasyon projelerine imza atan çok önemli bir savunma şirketimiz ve Türkiye'nin de milli denizaltı çalışmalarında da çok önemli bir yere sahip. Burada STM kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir STM 500 denizaltısı var. Bu projede ilk defa gördüğünüz gibi kesitiyle birlikte bir çalışma sunuluyor. Denizaltı dediğiniz zaman şöyle kesitinden aslında bir tüpün içerisinde daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Bir uzay mekiği teknolojisi gibi çok ileri bir teknolojinin yapılması gerekiyor. Basınç farkları, zorlu görevler bunlar için çok çok önemli. İsterseniz gelin bir yandan siz kesidi incelerken ben de denizaltının özelliklerini size anlatayım. STM mühendisleri tarafından dizayn edilen bu denizaltı için çalışmalar Haziran 2022'de yani yaklaşık 2,5 yıl önce başlamış durumda. Amaç Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısını STM 500'ü oluşturmak. Gördüğünüz gibi teknenin test üretimi, kalite, test süreçlerini içerecek şekilde 2023'te çalışmalar, test süreçleri başarıyla tamamlandı. Burada STM ile birlikte Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ tesislerinde tamamen yerli altyapı ve imkanlarla ilk test bloğu da başarıyla imal edildi ve bu süreçleri tamamladı. Bu açıdan da Türkiye ilk defa sivil sanayide yerli bir adım atmış oldu. Şimdi bu blokla birlikte bundan sonraki aşama üretime doğru geçilecek. STM 500'de 30 gün boyunca kesintisiz bir görev süresi hedefleniyor. 22 kişilik mürettebat var ve buna da ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi 200 metreden daha fazla derinlikte 30 gün boyunca görev yapabilecek. Platformda 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdüm füze atış gücüne sahip olacak. Uzunluğu ise 49 metre. Çapı bu gördüğünüz kesitin çapı 4.6 metre. Bu açıdan da yaklaşık 700 tonluk bir deplasman hedefleniyor. STM'de deniz altından giderken saatte 5 knot hız yapıyor. Aynı zamanda havadan bağımsız tahrik sistemine de sahip olacak bu denizaltı. Yani deniz üstüne çıkmadan haftalarca su altında harekat yapabilecek. STM aslında denizaltı projelerine modernizasyon ile başladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki ay sınıfı denizaltılar. Daha sonra da Fransa tarafından üretilmiş Pakistan donanmasının denizaltılarının modernizasyonunda üretici şirketi geçerek STM çok önemli işlere imza attı. Bu aslında STM'nin kendi milli denizaltı sistemlerini Türkiye'nin geliştirmesi açısından da çok önemli bir test platformu. Malum Reis sınıfında da anlattık. Alman denizaltı teknolojisi alınarak bizim yerli isterlere göre değiştirildi ve Reis sınıfı oluşturuldu. Reis sınıfıyla ilgili de ilk denizaltının arkasından teslimat ve üretim süreçleri devam ediyor. Bundan sonraki adım ise MİL'den olarak da bilinen işte Roketsan'ın Akya torpidosunu atacak veya Roketsan'ın atmaca füzesinin deniz versiyonlarını atacak milli mühimmat kullanan, milli yazılımlara sahip, milli olarak tasarlanmış bir denizaltı projesi. Bu proje de oldukça zor bir proje ama gördüğünüz gibi test üniteleriyle, farklı yaklaşımlarla edinecek tecrübe bu zorlukların aşılmasında önemli bir yere sahip olacak. Bu açıdan da STM, arkamda görmüş, kesidini görmüş olduğunuz STM 500 projesine oldukça güveniyor. Bu konuyla ilgili de haberler, gelişmeler oldukça deniz üstü ve denizaltı sizlere sunmaya devam edeceğiz.